sadece makyaj yapalım diyorum zaten şu an. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Puanlarımızı aldığımıza göre seni de Yasemin'cim bekleme odasına alabiliriz. Bugünkü modelimizin vermiş olduğu puan kesinlikle hak ettiğimizi düşünmüyorum. Şöyle ki, çünkü ben hep onun istediğini yaptım. Uçları yanıktı. İşte daha önceki haftalarda saçı yaktığımı söyledi ki yakmamıştım. Tamamen onun isteğine göre hareket ettim. Buna rağmen bize 3 verdi. Resmen bizi ateşe attı yani. Üçüncü takımın modeli Nevin Hanım geliyor. Uzatlarımsın, ne olursun yani. Kıskanırlar beni, güzelliğimi, fiziğimi, estetiksiz halimi. Lay 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 lay. Zeka dersen bende, güzellik dersin bende, doğallık dersen bende, lay 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 lay. Lay 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 lay. Son gülen iyi gülermiş, beyaz atlı prens gelirmiş, böylece görenler hepsi kaçıp gidermiş. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Şu Nevin'deki öz güvene bayılıyorum ya. Cık cık. Harikasın prenses. Buyurun bakalım. O zaman ayna kapansın, Nevin kendine baksın. İşte bu. Değişimin gücü. Bravo. Değişimse değişim. Şöyle alabilir miyim sizi? Tabii. Alın size değişim. Gerçekten çok mutluyum. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel oldu. Güzel oldu. Evet aynen güzel oldu saçları gerçekten. Değişik bir hava kattı ona. Çok mu beğendiniz? Çok biraz beğendim. Mi? Değişimin gücüne inanan birisiyim ben. Yani şu anda en gösterişli, en farklı bayan benim burada. Kıskanç, kıskançlıktan bahsediyor. Kendisi benim saçımın aynısını kesti evet ya. Saçınız bayağı kısaldı. Evet kısaldı ama hiç önemli değil. Ben çok mutlu oldum. Harika çünkü ben çok şaşırdım. Kesim dediğinde gerçekten sadece uçlarından çok az alır diye tahmin ediyordum. Fakat evet. Bir anda baktım böyle böyle saçlar düşüyor aşağı. Ne oluyor diye baktım ve bayağı kısa. Sevdiniz. Evet ben çok sevdim. Peki makyajınızı nasıl buldunuz? Makyajımı da beğendim. Yani gözlerimin güzelliğini ve dudaklarımın çekiciliğini ortaya çıkartmış. Evet, 4 günden sonra 5. günde bir makyaj gördük sırasında. Her şeyle çok sevdiniz. Evet, her şeyle çok sevdim. Ne diyorsunuz? Mutlu oldum. Bence güzel oldu. Değişim mutlu oldu. Oldum. Değişim bu yani. Değişim gücü. Yani o kadar koyu saçı böyle mi açmak falan ne bileyim yani güzel oldu ya. Simli yakıştı. Simli eyeliner çektim bu arada. Gördüm. Evet, güzel simli yani eyeliner'ınızı. Peki. Finale yakışır bir saç oldu bence. Deniz, Dilan ne düşünüyorsunuz? Saçı, makyajı nasıl olmuş acaba Nevin Hanım'ın? Saçı beğendim ben. Geçişleri çok güzel. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim herhalde. Ben yani çok özür diliyorum. Çok zarif bir bayansınız. O apayrı. O tartışırız. Zaten kibar bir insansınız. O da ayrı bir haliniz. Ben sadece hani biraz daha balık etli toplu bayanlarda kısa saçı sevmiyorum. Evet önlerine dokunmamış. Ama yine de hani o arkadaki kısalık bile beni ben sevmiyorum. Çok enerjik ama göstermiş. Ama güzel olmuş mu? Bitireyim ondan sonra gelsin oradan sevmemiş bana bir şey. Sevmemiş evet. Ben sevmiyorum ama güzel olmuş. Bütün olarak güzel. Onda bir sıkıntı yok. Saçın geçişlerine bayıldım. Hatta cesaretim olsa aynı geçişi kendi saçlarımı da isterdim. İnşallah bir gün yapar ben o cesareti topladığım zaman, saçımı kısa istediğim zaman inşallah bir gün isterim Güven'den yapmasını. Güven saçımı kes dersin o da keser. Keserim ya sıkıntı evet yok. İşte benim İşimiz o cesaretimi boya toplamam da herhalde biz modelimle aynı kafadayız. Bir 15-20 yıl falan böyle. O yüzden inşallah bir gün. O zaman ben emekli olurum başkasına kestiririm. İnşallah bir gün. Dilan nasıl buldun? Ben yorum yapmak istemiyorum Özge Hanım. Beğenmedim yani. Beğenmedin. Beğenmedim vasat gözler kaybolmuş resmen. Şuradan ekrandan bakmasam göremeyeceğim yani gözleri.
Şimdi göz makyajını anlatayım. Ben görüyorum oradaki o yaptığın gölgelendirmeyi de görüyorum. Görememişsin. Ben başarılı bulmadım. Neden hazmedemiyorsun? Tabii ki başarılı bulamazsın çünkü göremedin. Görmemen de çok normal. Ama benim gözlerimde sorun yok. Tabii olabilir, sorun değil. Söylemek istediğin bir şey var mı Dilan? Hayır. Peki. O zaman size geçebiliriz. Buyurun. Ben olsaydım cilayı biraz daha böyle kum beji tonlarında kullanırdım. Yani bu benim fikrim tabii ki de. Bu şekilde. Nasıl buldun Çiğdem? Sanasını konuşturmuşsun. Kısa yoldan iyi bir saç çıkartmışsın. Makyaja gelirsek de göz makyajı namına ben çok fazla bir şey hani yani var göremedim tabii ki yapmışsın. Göremedim mi bu kadar renkler arasında gerçekten? Emel kaşının üstünde böyle bir pembelik bir kırmızılık görüyorum. Yani evet. Onun rujunla bir kombinasyon var. Yani en düzgün ve en belirgin duran kaş altı. Öbür taraflar çok dağılmış. Ramazan senin yorumunu da alalım hemen sonra puanlamaya geçiyoruz. Öncelikle eline sağlık. Şimdi saçımızda ön tarafa oynamışsın. Güzel. En azından öteki saçlara göre bir değişim var. Bunu kabul etmek lazım. Sadece benim üzüldüğüm nokta arkayı sallama çünkü zamanım vardı. Sallama derken? Yani arkaya da anlatabildim mi? 5-10 paket atmanı dönersiniz. Benim istediğim model bu ama. Hayır bir saniye. Benim yapacağım model bu. Sallamak değil. Ya hadi sen şimdi ombre yaparken atıyorum saçın uçlarını yapıyorsun. O zaman dipleri sallıyor musun hayır, oluyor? Hayır saçı kestin çünkü. Saçın ön uçlarını oynadım zaten. Arkalarla işim yok benim. Ben arkaları boyunu kısalttım bu kadar. Şimdi bu tür şeyleri krepe hayır aralara da bak şu 5-6 paket. Ben sevmiyorum tepe. Öyle Ramazan. Ben bu şekilde tamam, seviyorum. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Hayır ben fikrimi söylüyorum. Ha, ben sevmiyorum yani. Demiyorum tamam. Fazla puan vereceğim onu da söyledim. Ya puan sen bak böyle dersen senin puanına ihtiyacım yok derim ben anladın mı? Bana puandan girme bak. Bana sen bugün puandan hayır, girme. Hayır şimdi bak puandan söylersen girersen ben de sana senin vereceğin puana ihtiyacım yok derim. Bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da, kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.